Merhaba arkadaşlar. Şimdi size biraz Venti'den bahsedeceğim. En çok onun için talep geldi. O yüzden Venti'den bahsetmeye başladım. İlk olarak karakterin tanıtlarına gelelim. Bunlar iki vuruş birden yapıyor. Başta burada da aynısını yapıyor. Yani bunları direkt video uzamasın diye anlatmayacağım. Bunlarda bir numara yok. E'sini biliyorsunuz zaten. Belli bir alana Amino Damage hava elementini vuruyor. Basılı tuttuğunuzda böyle uçmanızı sağlıyor. 15 level'da şey yaptıktan sonra açılıyor bu talent, bu özellik. Bir kere ascend ettikten sonra açılıyor. Ultisinde biliyorsunuz kara direk. Kara direk oluşturuyor. Eğer işte suyla, ateşle, buzla ya da elektrikle şey olursa, hani değerse bu kara deliğe, hepsiyle birlikte o yani elemental hasar ne kadar yüksekse Venti'de herhangi bir ateşin üzerine sonradan ultisini atarsanız, suyun, ateşin ya da elektriğin elemental hasarının yüksek olması Venti'ye ultisine daha fazla vurmasını sağlıyor. Şimdi Venti'yi nasıl kullanacağım diye soran çok var. Venti'yi hani ana DPS yapar mıyım, şu şekilde oynar mıyım? Açık söylemek gerekirse pek oynamam. Yani Fish daha ön plana çıkıyor o şekilde oynama durumunda. Venti'nin en büyük özelliği şu E skill ile ultisi çok vuruyor. Ve ultisi bayağı hızlı doluyor. Şimdi bu benim diğer hesabım, ana hesabım değil. Ana hesabımda da kullandım uzun süre Venti'yi. O yüzden biraz silahlardan bahsedelim. Wow'larda Venti hani şu wow bence en güzel wow'lardan bir tanesi. Ben bunu şey yapmayı düşünüyorum, upgrade etmeyi düşünüyorum. Hani çıkarsa refine edersen, refine edebilirseniz çok çok iyi bir buff. Ama işte gaçadan çıkıyor şansa. Hani evinizde olmama imkanı olabilir. Ben diğer hesabımda bunu kullanıyordum. Enerji recharge veriyor ve bu sayede ultisinin daha hızlı dolmasını sağlıyor benim. Şey Venti'nin. Hani şimdi şöyle bir şey var. Ben bu silah ilk başta çok memnundum. 60 level'a kadar şöyle göstereyim. Bedava oyunun verdiği bu bow'la çok çok memnundum. Hatta böyle şey olmaya başladı. 60 level işte adventure level 30-35 arası ultiyi attıktan sonra eğer birden fazla şey varsa, yaratık varsa ulti o kadar hızlı doluyordu ki ben ultiyi atamıyordum artık. Hani o yüzden bu şimdi burada az gözüküyor enerji recharge da enerji recharge neredeyse %45'e kadar falan geliyordu son halinde. Fakat bir de şöyle bir talent var. Bu açılan talent. Adventure level 35'te açılıyor bu talent. Ekstra 15 enerji geliyor. Ve şey ha, element partisindeki herkesin de ultisinin hızlı dolmasını sağlıyor bu aynı zamanda. Bu da eklenince bu silah biraz şöyle gelmeye başladı. Çok gelmeye başladı. Hani gereksiz bir ulti hızı oluşmaya başladı. O yüzden benim tavsiyem bu Elemental Mastery veren bu silahı kullanabilirsiniz. Veya bow'u kullanabilirsiniz. Ya da eğer takımınızda şeyle vurmadan önce, Venti ile vurmadan önce, ultisini ya da E skillini atmadan önce Mona ile mesela su atıyorsanız ya da Xiaoling ya da Diluc'la şey atıyorsanız, su atıyorsanız, ay, ateş atıyorsanız şeye, Tarık şeye, karşıdaki hedefe ya da işte Barbara ile de olur. Barbara'nın da E'si ile auto atak, yani normal vurduğunuz zaman su geliyordu galiba. Bu bow'u kullanabilirsiniz refine edip. Bu bow fena değil. Ben de mesela max 5-5 refine'de daha fazla refine olmuyor bu son hali bu bow'un. %24 daha fazla vurmanızı sağlıyor. Yani eğer karşı tarafta su ya da ateş ekliyse. Bunun dışında bunlar mesela weak spot dediği kafaya vurmalar falan. Diğer bow'lar o kadar çok iş yapmaz. Başka 3 star bow var mı? Hani yay var mı bilmiyorum. Bana çıkmadı şahsen ama tavsiye edebileceğim işte bu var. Bir de eğer şeyden çıkartırsanız pullarken gelirse bu var. Benim iki tane tavsiye edebileceğim bu. Diğer 5 star bow'larda güzel bow'lar var. Efendime söyleyeyim şey var. Bu Amos bow falan var da hani onlar artık çok çok ilerisinin şeyleri. Hani böyle bayağı pullayacaksınız da şansa çıkacak vesaire. Gel gelelim bu craft ettiğiniz şeylere bakalım şimdi. Bow'lara bakalım. İki tane bow craft edebiliyoruz. Bir tanesi bu Prototype Precision. Eğer şey yaparsanız aim shot alıyorsunuz ya. Aim shot'ta charge etmenize gerek yok. Şunu alıp böyle kafaya kafaya vurursan sürekli. Kafaya kafaya vurduğunuz sürece yani weak spot dediği kafa. Başka weak spot var mı bilmiyorum da kafa olması lazım. Yani başka bilmiyorum ben. Varsa hani yoruma yazabilir arkadaşlar. Hem yürüme hızınızı %10 arttırıyor hem de
%36 daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. Bu olayı var. Hani o şekilde oynamayı seviyorsanız, hani böyle Valorant gibi FPS tarzı. Bir diğer bir silahımız da bu. Physical damage veriyor. Bu bow mesela şeye gidebilir. Hani ben olsam Fish'te kullanırdım bu bow'u. Bu bow işte o demin gösterdiğim şekilde Valorant tarzı diyelim. Atak kullandığınızda ya da normal atak, normal düz vurduğunuzda şey yapıyor. Neydi onun adı? Atağınızı ve atak speedinizi stackliyor. 4 stack oluyor. %16 atakta işte %4, %4.8, %5 bir atak speed veriyor. Bu bow'u ben şahsen kullanmam. Yaparsam bu bow'u yaparım, bunu da yapmam. Yani bu bow'lar çok tırt bence. Hani eğer normal physical damage, hiçbir karakteriniz yok, sadece venti, illa venti ile vurmam gerekiyor diyorsanız hani bunu tercih edin. Bu bow tırt zaten. Hani illa vardır manya. Bu şekilde oynamak istiyorsanız kafasına vura vura böyle hızlanıyorsunuz da, hani kabul ederim Hanzo oynar gibi Overwatch'ta. Hani ona bir şey diyemem de genel olarak yani hani Venti'nin olayı E'si ve ultisi. Gelelim artefaklara. Artefaklarda gördüğünüz gibi ben şey kullanıyorum. Instructor var şu an bunda. Hani bu daha yeni bir hesap olduğu için çok fazla şey yok. Neydi onun adı? Nasıl diyeyim size? Çok fazla artefakt yok. Daha level'ları düşük karakterlerin. O yüzden çok bir şey yok. Bir şey anlatmaya başlayayım. Artifaklardan ne kullanırım? Artifaklarda ben bir tane daha artifak vardı. Buradan görebiliyor muyuz abi? Buradan Noblis Oblige göremiyoruz. Başka Exile'da mı vardı? Mesela şeyde elinize güzel Exile, mesela bu atak veriyor, tamam mı? Ben bu atak Exile'da da buradan mesela bu HP, bunlar sabit zaten. Bunlardan birinde iki parça koyabilirsiniz. İki parça bundan koy oyunun başında. Bayağı işinize yarar. %20 enerji recharge var. Dediğim gibi hani şey olana kadar, adventure level 25-30 olana kadar ki kullandığınız şeylerle 30'dan sonra falan kullandığınız şeyler değişiyor. Bir de birçok moba vururken ki ultinizin dolma hızıyla tek bir şeye, target'a, tek bir hedefe vururken ki ulti dolma hızınız farklı. Ne kadar çok vurursa o kadar hızlı doluyor. Hani iki parça bundan koyabilirsiniz isterseniz. Diğer iki parçayı da şey yaparsınız. Benim şu anki Instructor seti gibi Elemental Mastery koyabilirsiniz. Ya da düz atak gidersiniz. Hani atakla TC'de her şeyin canını arttırıyor. Ya da bir bow'da şey var, daha vardı. Set daha vardı. Nerede? F1'den görebiliyor muyum? Bu hesapta vardır inşallah. Oraları görebilirim. Açık mı abi bunda? Bakayım bir saniye. Buradan açık mı? Yok. Burada mı? Burada var mı? Physical demiş. Elemental Burst. Heh. İki parça Noblesse Oblige kullanabilirsiniz. Ya da işte dört parça. İlerlerde düştüğü zaman. Elemental Burst dediği şey zaten ultiniz. Direkt ultinizin %20 damage'ını arttırıyor. Bence gayet güzel. Ya da şey. Bu seti kullanabilirsiniz. Artifact set, şey Gambler seti. 4 parça da olur bu, 2 parça da olur. Hani 2 parça bundan, 2 parça bundan kullanırsanız hem Elemental Burst, hem E skininizin hem Q skininizin damage'ı %24 artar. %20 artar pardon. Üstüne bir de bu bow var. Bayağı bir damage'ınızı, hasarınızı arttırmış olursunuz. Bence çok gayet güzel bir build olur. Benim kafamdaki şu an o var. Hani bu gördüğünüz takıma ben genelde Elemental Mastery şey ağırlıklı bir build yapacağım. Diğer takımımda Physical Damage, Diluc falan vardı. Hani gören arkadaşlar biliyordur, yayında olan arkadaşlar. O tarz bir build yapmıştım. Hani değişik şeyleri test etmek amaçlı bu hesabı kasıyorum zaten. Umarım şey falan koyabileceğim. Hani Mona, işte Fish, şey tamamen, tamamen ulti bazlı bir takım olacak. Bu ne kadar işe yaradığını, daha önceden yaptığım yani nasıl kesebildiğimi yayında da izlerseniz görebilirsiniz. Bu Venti'yi o şekilde tam bir böyle hani sadece şey olarak kullanacağım, işte ne bileyim Clutching'le vururken böyle Venti'ye döndüğüm zaman E'sini attım mı, bak 6 saniye cooldown'u var, döndüm tekrar Clutching'le vurdum, bir daha Venti'ye döndüm, işte tekrar cooldown'u geldiği zaman işte bir 6 saniye falan kendiniz hesaplarsın sonra tekrar bir daha E'sini atacaksınız. Gayet yüksek bir hasarı var E'sinin, ben çok kullandım çünkü. Tavsiye edebileceğim bu ilk bu. Hani illa şey hasar Venti'yle ben tık 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 vuracağım diyorsanız Martial Artist kullanabilirsiniz. Martial Artist bayağı güzel set. Fish'te olduğu gibi. Hani Fish'te olduğu gibi Martial Artist kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem dediğim gibi early game'de ikişer parça farklı farklı yapmak Venti'ye 4 parça gitmekten bir tık daha sanki mantıklı. Hani bir de kullandığınız şey de önemli. Partinizdeki karakterler de önemli. Mesela işte bahsettiğim gibi eğer Pyro varsa, işte ateş varsa ya da su varsa, su vuruyorsanız önce
yaratığa karşınızdakiye yok efendime söyleyeyim şey yapıyorsanız neydi onun adı? Başka bir elementi vuruyorsanız artifaklarla ventileme mesela bu Elemental Mastery'nin olayı da var. Hani ventileme o şey yap önce mesela karşıya su atıp sonra ventinin E'sini ventinin Q'sunu ultisini mi atacaksınız yoksa ventiyle EQ attıktan sonra mı diğerlerini atacaksınız? Bunlar mesela çok önemli şeyler. Vurduğunuz hasarı bayağı değiştiriyor. Mesela ben bu bow'u yeni kullanmaya başladım. Fiş'te kullanıyorum mesela. Bakın göstereyim. Diyor ki buradaki bow'da Pyro ile Hydro şey varken ateşli su varken 124 vuruyor. Ama ben alışmışım mesela diğer hesaptan oynarken. Önce Fiş'le E atıp Mona'ya geçtiğim zaman ben bu yayın verdiği ekstra 24 %24 hasardan faydalanamıyorum. Hani onlara dikkat ederek oynarsanız Venti'den çok çok daha yüksek hasar çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım Constellation'ları burada çevirmiyorum abi. Hani yayında eğer Constellation çıkan varsa söyler ya da işte YouTube'a yazabilir. Cons 1 var, Cons 2 var. Problem yaşayan varsa çeviririm. Fakat hani çok zor olduğu için onun konslarını doldurmak bir şey anlatmıyorum. Başka söyleyecek çok bir şey yok. Şu an itibariyle ben böyle kullanıyorum. Tavsiyem de bu yönde. Hani EQ bot gibi kullanın. Çok yüksek hasarı var çünkü. Umarım yardımcı olmuştur. Eğer daha fazla bir sorusu varsa, eksik atladığım bir şey olan varsa yoruma yazsın. Elden geldiğince cevap veririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.